Herkese merhabalar. Bir çeyreği daha geride bıraktık ve bu videomuzda kripto sektörü raporunu yayınlayacağız. Çok önemli bilgiler yer alacak. O nedenle çok fazla uzatmadan videomuza hızlıca geçelim. Spot piyasadan başlıyoruz. Genel pazar manzarasına bir değinelim. Toplam kripto piyasa değeri 3. çeyreği başladığı yerde sadece %1 daha düşük olarak tamamladı. Ancak iniş ve çıkışları da oldu. Bu çeyrekteki en büyük korku Japonya Bankası yani BOJ'nin faiz oranlarını 25 puan arttırmasıydı. Yen taşıma ticaretinin gevşemesine yol açtı bu durum ve Eylül ortasından itibaren bu haberle ilgili çeşitli gelişmeleri sizlerle paylaşmıştık. Bu çeyreğin dikkate değer performans gösterenleri arasında yer alanlara bakacak olursak piyasa değerine göre ilk 30'a sıçrayan Sui ve Tao'ydu. Bitcoin'e baktığımızda %2.7 oranında yükseldi ve artışını %53.6'ya ulaştırdı Bitcoin. Yükseliş metrine gelecek olursak piyasa genel anlamda istikrarlı seyretti ve stablecoin piyasası biraz büyüdü. Oldukça aşağı yönlü, durgun havaya rağmen bu alana olan ilginin sürdüğünü görüyoruz. Ayrıca bu çeyrekte MT Gox'un geri ödemelerin gelecek yıla kadar tamamlanması için son süresinin uzatması, 100 milyon dolarlık hackler, Amerika Birleşik Devletleri Ethereum ETF ticaretinin başlaması, Telegram CEO'su Pavel Durov'un tutuklanması, BOJ'nin zam oranları ve tabii ki Fed faiz oranlarını gözlemledik. Geçtiğimiz çeyrek boyunca kripto para piyasasında öne çıkan haberler olarak. Kripto projelerinde de çok sayıda gelişme yaşandı. Sony'nin L2 Sonium'un ortaya çıkışı, MakerDAO'nun Sky olarak yeniden markalaşması ve dikkate değer bir diğer gelişme ise Amerika Birleşik Devletleri seçimleri nedeniyle ilginin ve kriptoya olan merakın hızla artması da geçtiğimiz çeyreğin önemli gelişmelerinden birisiydi. Bitcoin'e tekrar dönelim. Daha önce de belirtildiği gibi Bitcoin hakimiyeti bu çeyrekte önemli ölçüde arttı. Ancak piyasa kapitalizasyonuna benzer şekilde %0.8'lik bir artışla sabit kaldı. Bu aslında Bitcoin'in değerlemesini korurken altcoin'lerin de kan kaybettiği anlamına geliyor. Madencilik sektörüne bakacak olursak 2 yılın ardından 2. çeyrekte ilk düşüşünü gördü ve sonrasında da hash rate açısından tüm zamanların en yüksek seviyelerine ulaşmayı başardı. Bu madenci karlılığının bu çeyrekte azaldığının bildirilmesine rağmen gerçekleşti. Madenciler ayrıca yapay zeka ile ilgili kapasitelerini geliştirmeye de devam etti. Amerika Birleşik Devletleri yaptırımları nedeniyle Rusya artık madenciliği de yasallaştırdı ve Rusya'da da bir madencilik hatayı gördük. Bitcoin'in diğer büyük varlık sınıflarına karşı performansına geldiğimizde ise yani kripto dışı varlıkların Bitcoin ile olan yarışına baktığımızda altın 3. çeyrekte %14'lük bir yükseliş gösterdi ve aslında zirveyi o oynadı. Tabii bir yandan ekonomik yavaşlama korkusu, Orta Doğu'da İsrail'le başlayan gerginlikler, tüm bunların gölgesinde yılbaşından bu yana %30'luk bir artış gösterdi altın. Amerika Birleşik Devletleri'nde tabii spot Bitcoin ETF'lerinin onaylanması da geçtiğimiz çeyreğin önemli gelişmelerinden birisiydi. 3. çeyrek 2. çeyreğe göre biraz daha büyüktü ve toplamda 4.3 milyar dolar oldu. Bu da yönetim altındaki varlıkların toplam değerini 58 milyar doların biraz daha üzerine çıkardı. Bu çeyrek aynı zamanda Bitcoin stake etme artışının yanı sıra çoğunlukla 2. çeyrekte başlayan Bitcoin Katman 2 ekosisteminin sürekli büyümesini de gördü. Ancak bu çeyrek Ethereum'un %24 oranında düşen fiyatı açısından büyük bir hayal kırıklığı oldu. ETH tarafında. NFT pazarına bakacak olursak NFT tarafında işler pek iyi görünmüyor. İşlem hacimleri 3. çeyrekte azalmaya devam etti ve yalnızca hafif bir düşüş görülen spot token ticaretine nazaran %60'ın üzerinde düşüş gösterdi. Tabii söz konusu borsalar olduğundaysa bu çeyrekte bazı ilginç gelişmeler de yaşandı. Merkezi borsalardaki işlem hacmi yaklaşık %15'lik bir düşüşle 3 trilyon dolara düştü. Pazar payında dikkate değer bir değişiklik yaşandı. Binance hakimiyetini korudu ancak pazar payı %38 ile yılın en düşük seviyesine düştü. Ve Binance bu düşüşün ardından yerini 9. en büyük borsa olmaktan 2. sıraya
liraya sıçrayan kripto koma kaptırdı. Bu arada DEX'ler için işlem hacminde yaklaşık %10'luk daha küçük bir düşüş yaşandı. Birinci sırada yer alan Binance'in bir miktar pazar payı kaybetmesine benzer bir şekilde bir numaralı DEX Uniswap'in de pazar payı Haziran 2021'den bu yana ilk kez %40'ın altına düştü. DEX alanı içinde Ethereum ticaret için en üst sırada yer almaya da devam etti, ancak artık tutarlı bir şekilde pazar payı %40'ın altında devam ediyor. Evet, geçtiğimiz çeyrekte kripto para dünyasında yaşanan gelişmeleri ana hatlarıyla inceledik, rakamlara yer verdik. Önümüzdeki çeyrekte bizleri neler bekliyor, çok merak ediyoruz. Benzer içerikler için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Varsa sorularınız yorumlar kısmına bırakın. Kendinize iyi bakın.